Modern Köşe sayfamdan herkese merhaba. Bugün yine sizlere çok güzel bir e, lif modeliyle geldim. Çok farklı, çok tarz duran bir model. Tek renk yapacağız. Yine lif ipi kullanıyoruz bu şekilde. E, markası fark etmez. Lif ipi olması yeterli. Şöyle tığımdan bahsedeyim. 3 numara tığ 1.70 milimlik tığ kullanacağım. Tabi sizler elinize uygun tığları da tercih edebilirsiniz. Hemen vakit kaybetmeden lifimizin yapılışına başlayalım. Evet öncelikle ipimizi alıyoruz. Hemen düğüm atarak başlıyorum. Zincir çekiyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8 tane zincirimi çektim. Tığımın başını dolamadan ilk yapmış olduğum zincir kanatına sabitliyorum. Bir tane zincir çektim tığımın başını dolamıyorum. Yapmış olduğum halkanın içerisine sık iğne yapıyorum. 1 2 Şöyle iplerimizi de arada 3 4 5 toplamda 20 tane sık iğne olacak şekilde yapalım gelelim. Evet hanımlar bakın 20 tane bu şekilde sık iğnemi yaptım. E, hiç zincir çekmeden ilk yapmış olduğum buradaki sık iğnenin tepesine sabitliyorum. 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çekiyorum veya 4 çekebilirsiniz elinize göre. Tığımın başına doladım. Bakın tam dibine değil bir sonrakine 2 de çektiğim trabzan yaptım. İki tane zincir çekiyorum, tığımı doladım. Pardon, pardon şuraya tam dibine yapalım çünkü denk gelmeyebilir. 5 tane zincir çektim, tığımı doladım. Tam dibine bir tane trabzan yapıyorum. Bakın bu şekilde. Tekrar iki tane zincir çektim. Bir sonraki sık iğnenin üzerine yine iki de çektim trabzan yapıyorum. İki zincir. Bir sonraki trabzanın tepesine iki de çektim. Trabzan yapıyorum. Bu şekilde aralarda iki zincirle bütün trabzan tepelerimize, sık iğnelerin tepelerine tamamını bu şekilde yuvalar oluşturalım. Toplamda trabzan sayımız yine 20 tane olacak. Yapalım gelelim. Evet hanımlar bakın tam, toplamda 20 tane bu şekilde trabzan yaptım. 2 tane zincirimi çektim. İlk yapmış olduğum yuvaya sabitliyorum. 1, 2, 3 tane zincir çekiyorum. Tığımı doladım. Bulunduğum yere zincir aralığına 2 tane trabzan yapıyorum. Aralarda zincir çekmeden bakın 2 tane trabzan yaptım. Tekrar tığımı doladım. Bu kez trabzan tepesine bir trabzan yapıyorum. Tığımı doladım. Bir sonraki zincir arasına iki tane trabzan yapıyorum. Tekrar tığımı doladım. Bu kez trabzan tepesine bir trabzan yapıyorum. Tığımı doluyorum. Bir sonraki zincir arasına iki tane trabzan yaptım. Tığımı doladım. Bu kez trabzan tepesine bir tane trabzan yapıyorum. Bu, bu sıramızı da bu şekilde devam edeceğiz. Zincir aralarına iki tane trabzan yapıyorum. Trabzan tepesine bir tane trabzan yaparak bu şekilde devam edelim. Sıra sonuna kadar gelelim. Evet hanımlar, bakın sonuna kadar getirdim. Burada iki taneyi yaptım. E, zaten baştaki zincirimiz e, trabzan tepemizdeki zincirimiz oldu. Hemen bakın oraya tam tepesine işimi sabitliyorum. Pardon. İşimizi sabitledik. Bir tane zincir çektim. Şimdi burası böyle birazcık e, örgümüz toparlanmış gibi duruyor, birazcık dağınık duruyor ama e, yukarı sıralara gittiğimizde toparlayacaktır, kendine gelecektir. Bir tane zincir çektim. İlmeğimi iki kez doluyorum. Bakın tığımı. Hemen altındaki trabzana. Bakın bu şekilde giriş yapıyorum. İlk ilmeği bir alıyorum. iki ilmeği bir alıyorum. iki ilmeği de bir alıyorum bu şekilde. Tekrar tığımı doladım iki kez aynı noktaya tekrardan batıyorum. 2 ilmeği bir alıyorum. 2 ilmeği bir alıyorum. 2 ilmeği bir alıyorum. Bakın son ilmeği de bir alıyorum. Bu şekilde bir görüntümüz oldu. 1 2 3 4 tane zincir çekiyorum. Bakın batmış olduğum noktadan 1 2 taneyi atlıyorum. Üçüncüye sık iğne olarak sabitliyorum. 2 tane doluyorum tekrardan. Bakın bir sonraki buradaki trabzana işlem yaptık. Bir sonraki trabzana yine belinden bu şekilde giriyorum. Bir taneyi bir alıyorum. 2'yi bir alıyorum. 2'yi bir alıyorum. Uzatıyorum bakın tekrar 2 tane doladım. Aynı noktaya yeniden 1, 2'liyi 1 aldım. Tekrar bir ikili aldım. Tekrar bir ikili aldım. Ve son ikiliyi de bu şekilde birleştirdim. 1, 2, 3, 4 tane zincir çekiyorum. Bakın tekrardan buraya işlem yaptık. 1, 2 tane atlıyorum. Üçüncüye sabitliyorum. Bir tane zincir çektim, ilmeğimi doladım iki kez. Bir sonraki trabzan tepesine bakın, trabzanın beline bu şekilde geçiriyorum. Bir taneyi bir aldım, ikiyi bir aldım, tekrar ikiyi bir aldım. Tekrar bakın iki tane ilmeğim kaldı. İki kez tekrar doluyorum. Aynı yere ikiyi bir alıyorum, ikiyi bir alıyorum. 2'yi bir alıyorum, son iki ilmeği de bir çekiyorum. Bu şekilde bütün e, aralarımızı devam edeceğiz. Bakın tekrardan 4 zincir. Burası sabitlediğim nokta. 1 2 üçüncüye tekrar sabitliyorum. Bir tane zincirle aynı işlemlerimi tekrarlıyorum. Bu şekilde bu sıramızı bitirelim, tekrar gelelim. Evet hanımlar bakın sonuna kadar getirdim. Yine 20 tane bu şekilde e, trabzanlarım oldu. Son 4 tane zincirimi çektim. İlk yapmış olduğum alana bakın tam buraya başlamış olduğum bölüme sabitliyorum. Bu şekilde bitirmiş oldum. Dediğim gibi e, üstler gittikçe burası düzgün düzgün olacak. Bu şekilde dağılmayacak. O yüzden e, bu dağınıklığı önemsemeyin hemen sık iğne ile bakın tekrar buradaki zincir aralığıma geçiyorum Tam zincir aralığıma 2 tane de trabzan e, sık iğne yapıyorum ortaladım 1 2 tane zincir çekiyorum Tığımı doladım aynı yere 1 iki tane trabzan yapıyorum bı 2 1 2 3, 4 tane zincir çekiyorum. Bir sonraki zincir arasına sabitliyorum sık iğne yöntemiyle. 1, 2, 3, 4 tane zincir çekiyorum. Tığımı doladım. Bir sonraki zincir aralığına yine 2 tane trabzan yapıyorum. 1, 2, 3, 4 tane zincir çekiyorum. Bir sonraki zincir aralığına sabitliyorum. 1, 2, 3, 4 tane zincir çekiyorum tığımı doladım bir sonraki zincir aralığına 2 tane trabzan yapıyorum 1 2 3 4 tane zincir bir sonraki zincir aralığına sabitliyorum bu sıramızı da bu şekilde devam edeceğiz bitirelim gelelim Evet hanımlar bakın yine sonuna kadar getirdim. 4 tane zincirimi çektim. Buradaki zincir aralığımı sabitledim. Tekrar 4 zincir çektim. Birleştiriyorum şimdi bakın en baştaki trabzanıma bu şekilde birleştirdim. Bir tane sık iğne ile yan taraf trabzana geçtim. En son trabzanımdayım şu anda. 1 2 tane zincir çekiyorum. Tığımı doladım. Aynı noktaya bir tane trabzan yapıyorum. Tekrar tığımı doladım. Bir sonraki bakın zincir aralığıma bir trabzan yapıyorum. Bir iki tane zincir çekiyorum. Tığımı doladım. Aynı noktaya bir trabzan daha yapıyorum. Bu şekilde. Tekrar bir iki üç dört tane zincir çekiyorum. Buradaki zincir aralığıma sabitliyorum. Bir iki üç dört tane zincir çektim. Tığımı doladım. Bakın buradaki ikili trabzanın bir tanesine değil bir sonrakine bir tane trabzan yapıyorum tığımı doladım zincir aralığına bir tane trabzan yapıyorum 1, 2 zincir çekiyorum tığımı doladım aynı noktaya bir trabzan daha yapıyorum tekrar 1 2 3 4 tane zincir çekiyorum bir sonraki zincir aralığıma sabitliyorum 1 2 3 4 tane zincir çekiyorum tığımı doladım birinci trabzana değil ikinci trabzana bir trabzan yapıyorum tekrar tığımı doladım zincir aralığına bir trabzan yapıyorum bir iki tane zincir çektim tığımı doladım aynı noktaya bir trabzan daha yapıyorum bir iki üç dört zincir çekiyorum bir sonraki zincir aralığına sabitliyorum bir iki üç 4 zincir çekiyorum tığımı doladım birinci trabzana değil ikinci trabzana trabzan yapıyorum bu sıramızı da bu şekilde devam edeceğiz bitirip gelelim Evet hanımlar bakın yine sonuna kadar geldim burada 4 tane zincirimi çektim İlk yapmış olduğum trabzan tepesine sabitliyorum yine bir sık iğne ile en baştaki e, trabzanımın yani buradaki trabzanımın tepesine sabitledim. İki tane zincir çektim tığımı doladım. Aynı yere bir tane trabzan yapıyorum. Tekrar tığımı doladım. Buradaki boşluk alanıma zincir aralığına iki tane trabzan yapıyorum. Bir iki tane zincir çekiyorum. Bakın tam buradaki zincir aralığına ise bir tane trabzan yaptım. Bu şekilde bir iki üç 4 tane zincir çekiyorum. Bir sonraki zincir aralığına sabitledim. 1, 2, 3, 4 tane zincir çektim. Tığımı doladım. Bakın buradaki ikili trabzanımın birincisine değil, ikincisine trabzan yapıyorum. Tekrar tığımı doladım. Ara boşluktaki zincirime zincir aralığına 2 tane trabzan yapıyorum. 1, 2 tane zincir çekiyorum. Tığımı doladım. Buradaki zincir aralığına ise bir tane trabzan yaptım bu şekilde. 1, 2, 3, 4 tane zincir bir sonraki zincir aralığıma sabitledim. 1, 2, 3, 4 tane zincir tığımı doladım. Bakın buradaki birinci trabzana değil ikinci trabzana bir trabzan yaptım. Tekrar tığımı doladım. Ara boşluk zincirime 2 tane trabzan yapıyorum bir iki tane zincir çektim tığımı doladım buradaki zincir aralığıma ise bir tane trabzan yapıyorum bir iki üç dört tane zincirle bir sonraki zincir aralığıma sabitledim bir iki üç dört zincir tekrar tığımı doladım birinci trabzan değil ikinci trabzanımın tepesine bir trabzan yapıyorum bu şekilde bu sıramızı da tamamlayalım tekrar gelelim Evet hanımlar bu sıramı da tamamladım bakın bir yandan e, hem modelim ortaya çıkmaya başlıyor hem düzelmeye başladı o e, genişlik bitmeye başladı. Son 4 zincirimi çektim bakın bu şekilde ilk yapmış olduğum trabzan tepesine sabitliyorum. Bir tane trabzan sık iğne geçiyorum bakın son 2 tane kaldı birincisinin başına e, sabitledim. Burada iki tane zincir çekiyorum, tığımı doladım. Aynı noktaya bir tane trabzan yaptım. Tekrar tığımı doladım. Bir sonraki trabzan tepesine de bir sık iğne yapıyorum. E, pardon, bir trabzan yapıyorum. Tekrar tığımı doladım. Zincir aralığıma iki tane trabzan yapıyorum. Bir, iki tane zincir çektim, tığımı doladım. Bir sonraki zincir boşluğuma bir trabzan yapıyorum. Bu şekilde. 1 2 3 4 tane zincir çektim bir sonraki zincir aralığına sabitliyorum 1 2 3 4 tane zincir çektim tığımı doladım İlk trabzana değil ikinci trabzana bakın tam orta kısımdaki trabzana bir trabzan yapıyorum tekrar tığımı doladım bir sonraki trabzana trabzan yapıyorum tığımı doladım zincir boşluğuna iki tane trabzan yapıyorum toplamda 4 oldu 2 tane zincir çekiyorum tığımı doladım buradaki zincir boşluğuma bir tane trabzan yapıyorum 1 2 3 4 zincirle bir sonraki zincir aralığıma sabitledim 1 2 3 4 zincir çekiyorum tığımı doladım birinci trabzanı değil ikinci trabzanın tepesine sabitliyorum bir tane trabzan yapıyorum tekrar bir sonraki trabzanımı yapıyorum bir sonraki trabzan tepesine bu şekilde bu sıramızı da devam edelim. Evet hanımlar bakın sonuna kadar yine getirdim. Burada 4 tane zincirimi çektim. İlk yapmış olduğum trabzan tepesine sabitledim. Bir tane atlıyorum. Sık iğne ile geçiş yapıyorum. 1-2 tane zincir çekiyorum. Tığımı doladım. Aynı noktaya bir trabzan yaptım. Tekrar tığımı doladım. Bir sonraki trabzan tepesine bir trabzan. Bir sonraki trabzan tepesine bir trabzan yapıyorum. Tığımı doladım. Zincir boşluğuma bir tane trabzan yaptım. İkinci trabzanımı da yaptım. Aynı yere iki tane zincir çekiyorum. Tığımı doladım. Bir sonraki zincir aralığına da bir trabzan yaptım. 1, 2, 3, 4 tane zincir çekiyorum. Bir sonraki zincir aralığına sabitledim. 1, 2, 3, 4 tane zincir çekiyorum. Tığımı doladım. Bakın bir taneyi atlıyorum. İkinciye trabzan yapıyorum. Tekrar tığımı doladım. Bir sonrakine tekrar bir trabzan yapıyorum. Tığımı doladım. Bir sonraki trabzan tepesine de bir trabzan yaptım. Tekrar tığımı doladım. Zincir boşluğuma 2 tane trabzan yapıyorum. 2 tane zincir çekiyorum. Tığımı doladım. Zincir boşluğuna bir trabzan yaptım. 1, 2, 3, 4 tane zincir çekiyorum. Bir sonraki zincir aralığına sabitliyorum. 1, 2, 3, 4 tane zincir. Tığımı doladım. Bir taneyi atlıyorum. İkinciye bakın. Trabzan yaparak başlıyorum. Bir sonrakine de trabzan yapıyorum. Bir sonraki trabzan tepesine de trabzan yaptım. Tekrar tığımı doladım. Zincir boşluğuma 2 tane tırabzan yapıyorum. 2 zincir çekiyorum. Tığımı doladım. Bir sonraki zincir boşluğuna 1 tırabzan yapıyorum. Bu şekilde 1 2 3 4 zincirle bir sonraki zincir aralığına sabitledim. 4 zincir çekiyorum. Bir taneyi bıraktım. 2. tırabzan tepesine tırabzan yapıyorum. Bu sıramızı da bu şekilde yapıyoruz. Bakın şöyle göstereceğim ben size. 2 tane ile başladık. 3 tane trabzanımız oldu. 4 tane oldu. Burada ise 5 tane trabzanımız oldu. Aynı sistemde devam edeceğiz. Bakın burada ilk trabzanıma işlem yapmıyorum. İkinci trabzanıma işlem yaptığım zaman otomatikmen her sırada birer tane trabzan fazlalaşmış oluyor. Bu şekilde ara boşluğuma da 2 tane yaptığım için e, her bir sırada bir tane trabzanımızı fazlalaştırıyoruz. Şu anda 5 tane trabzanımız oldu. Aynı sistemde devam ediyoruz. 7 tane trabzan oluncaya kadar bu sistemde devam ediyoruz. 7 trabzan olduğu zaman tekrar görüşelim. Bu şekilde olacak. Bakın 7 trabzan oluncaya kadar yapalım. Tekrar gelelim. Evet hanımlar bakın toplamda 1 şuradan sayacağım 1 2 3 4 5 6 7 tane trabzan oluncaya kadar bu şekilde artırdım trabzanlarımı son bölümüne geldim sabitledim hemen bir sonraki e, sıramıza geçeceğiz şöyle alıyorum bakın buraya sabitledim bir sonraki trabzana geçiş yapıyorum bir iki tane zincir çektim, tığımı doladım. Aynı noktaya bir trabzanla başladım. Tekrar tığımı doladım. Bir sonraki e, alana trabzan yaptım. Tekrar bir sonrakine trabzan, bir sonrakine trabzan, yine bir sonrakine trabzan. Hepsine trabzanlar yapıyorum. Bakın. Tekrar tığımı doladım. Zincir içerisine bir trabzan tekrar tığımı doladım. Buradaki trabzan tepesine ise bir trabzan yaptım. 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çekiyorum burada. Bir sonraki bakın tam burada trabzanlarımın başladığı zincir aralığına sabitliyorum. 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çektim tığımı doladım. Birinci trabzana değil İkinci trabzan tepesine bir trabzan yapıyorum. Tığımı doladım. Bir sonraki trabzana trabzan. Bir sonraki trabzana trabzan. Bir sonrakine trabzan. Bakın toplamda 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane trabzan tepelerine trabzan yapıyorum. Tığımı doladım. Zincir aralığına bir tane yapıyorum. 7 oldu. Tekrar tığımı doladım. Tırabzan tepesine bir tırabzan yapıyorum. Toplamda 8 tane tırabzanım olmuş oldu. 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çekiyorum. Bakın buradaki tırabzanlarımın başladığı bölümdeki zincir aralığına sabitledim. Tekrar 5 zincir çekiyorum. Tığımı doladım. Birinci tırabzana değil, ikinci tırabzana yine aynı işlemi yapıyorum yaparak devam ediyorum. Birinci trabzanımı yaptım. İkiyi yaptım. Üçü yapıyorum. Dördü yaptım. Beşi yaptım. Altıncı zaten trabzan tepemizin üzerine geldi. Tığımı doladım. Zincir aralığına yedinciyi yapıyorum. Tığımı doladım. Trabzan tepesinin üzerine de bir tane yaptım. Toplamda sekiz tane oldu. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekiyorum. Bakın buradaki zincir aralığıma sabitliyorum. 5 zincir çekerek devam ediyorum. Bir taneyi bıraktım. Bir sonrakine trabzan yaparak devam ediyorum. Bu sıramızı da bu şekilde yapacağız. Bitirip gelelim. Evet hanımlar bakın bu sıramı da sonuna kadar getirdim. 5 tane zincirimi çektim. İlk yapmış olduğum trabzan tepesine yine sabitliyorum bir tane sık iğne ile bir sonraki trabzan tepesine geçiş yaptım iki tane zincir çekiyorum tığımı doladım aynı noktaya bir trabzan bir sonraki noktaya bir trabzan bir sonraki trabzan tepesine bir trabzan bir sonraki trabzan tepesine bir trabzan bakın toplamda zinciri saymıyorum 3 5 tane oldu bir tane daha yapıyorum. 6 tane. Bir tanesi kaldı. Bu Buraya işlem yapmıyorum. Son trabzana işlem yapmıyorum. Baştaki trabzana da işlem yapmadık. Toplamda buradaki e, trabzan sayımız zinciri saymıyorum. 6 tane trabzanımız oldu. 3 tane zincir çekiyorum. Tığımı doladım. Bakın buradaki zincir aralığıma 5 dolgudan oluşan bir fıstık yapıyorum. 5 ya da 6 bu size kalmış. Kapatıyorum. 1 2 3 4 5 ve 6 zincir çektim tığımı doladım bir sonraki zincir aralığıma yine 5 dolgudan oluşan bir fıstık yapıyorum kapatıyorum 1 2 3 tane zincir çektim tığımı doladım birinci trabzana değil ikinci trabzanın tepesine yine trabzan yapıyorum 2 3 4 5 ve 6 tane trabzan yaptım sonuncuyu bıraktım yine 1 2 3 tane zincir çekiyorum tığımı doladım zincir boşluğuma 5 dolgudan oluşan bir fıstık yapıyorum kapattım 1 2 3 4 5 ve 6 tane zincir çektim tığımı doladım bir sonraki zincir boşluğuma bir fıstık daha yapıyorum. Kapattım. 3 zincir çektim, tığımı doladım. Birinci trabzana değil, ikinci trabzana yine trabzanlar yaparak devam ediyorum. Bu sıramızı da bu şekilde bitireceğiz. Yapalım, gelelim. Evet hanımlar bu sıramızı da tamamladım. Bakın son halini bakın son birleştirmesini yaptım. Bu şekilde yapacağım. 2 e, e, tane fıstığımı yaptım. 3 zincirimi çektim. Başladığım noktaya geldim. Bakın yine en başta yaptığım trabzana sabitledim. Bir sonraki trabzana geçiş yaptım. 2 tane zincir çekiyorum. Tığımı doladım. Aynı noktaya bir trabzan yapıyorum. Zincirimi saymıyorum. Bir trabzan yaptık. Tekrar tığımı doladım, ikinci trabzanımı yaptım, üçüncü trabzanımı yaptım ve dördüncü trabzanımı yaptım. Yine bir tane bıraktım burada. Bir, iki, üç tane zincir çekiyorum, tığımı doladım. Buradaki zincir alanıma bir tane fıstık yapıyorum. Kapattım. 1 2 3 4 5 6 tane zincir çektim. Bakın tam buradaki iki fıstık arasındaki alana sabitledim. 3 tane zincir çekiyorum. Tepe kısmına pıtırcık yapıyorum. Bakın bu şekilde sabitleyip bir pıtırcık oluşturdum. 3 tane zincir çekiyorum. Pardon, 6 tane zincir çekiyorum. Tığımı doladım. Bir sonraki zincir arasına bir tane fıstık yapıyorum. Kapattım. 1 2 3 tane zincir çekiyorum. Tığımı doladım. Birinci trabzana değil, ikinci trabzanıma trabzan yaparak devam ediyorum. Birinciyi yaptım. 2'yi yaptım. 3'ü yaptım ve 4. trabzanımı da yaptım. Sonda bir taneyi bıraktım. 1, 2, 3 tane zincir çekiyorum. Tığımı doladım. Bakın buradaki zincir aralığıma bir tane fıstık yapıyorum. Kapatıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane zincir çektim. 2 fıstık arasına sabitliyorum. 3 zincir çekiyorum. Bakın tepe kısmına batarak burada bir tane pıtırcık oluşturdum. 1 2 3 4 5 6 tane zincir çekiyorum. Tığımı doladım. Bir sonraki bakın zincir aralığına bir tane fıstık yapıyorum. Kapattım. 3 tane zincir çekiyorum. Tığımı doladım ikinci trabzandan trabzan yaparak devam ediyorum. Bu sıramızı da bu şekilde devam edeceğiz. 3 ve 4 tane trabzan. Şöyle 3 tane de zincir çekelim. Bakın bu şekilde bu sıramızı da bu şekilde yapacağız. Bitirip gelelim. Evet hanımlar bu sıramı da bakın sonuna kadar getirdim. Bu şekilde bir görüntümüz oldu. 3 e, tane zincirimi çektim. Yine en başta yapmış olduğum trabzan tepesine sabitliyorum. Bir tane içe giriyorum bakın sık iğne ile. İki tane zincir çekiyorum tığımı doladım. Bulunduğum yere bir tane trabzan yaptım. Zinciri saymıyorum bir trabzanım oldu. Bir sonraki araya da bir trabzan yapıyorum. Sonuncuyu yapmıyorum yine. Dört taneydi aşağıda trabzan sayımız. Yukarıda ise 2 tane oldu. Tekrar 3 tane zincir çekiyorum. Tığımı doladım. Bir sonraki zincir boşluğuna bir tane fıstık yapıyorum. Kapattım. 1 2 3 4 5 6 tane zincir çekiyorum. Bakın bir sonraki zincir boşluğuna sabitliyorum. 1 2 3 tane zincir çekiyorum. Tepe kısmına bir tane pıtırcık oluşturuyorum. 1 2 3 4 5 6 tane zincir çekiyorum. Bir sonraki zincir aralığına geçtim, sabitledim. 1 2 3 tane zincir çekiyorum. Tepe kısmına sık iğne yöntemiyle sabitleyip bir pıtırcık oluşturdum. 1 2 3 4 5, 6 tane zincir çekiyorum yine tığımı doladım. Bakın buradaki zincir aralığıma ise bir tane fıstık yapıyorum. Kapattım. 3 tane zincir çekiyorum, tığımı doladım. Trabzanlarıma geldim. İlk trabzana değil ikinci trabzana bir tane trabzan yaptım. Yanına da bir tane trabzan yaptım. Buradaki 4 trabzanı yine 2'ye düşürdüm. 3 tane zincir çekiyorum. Bakın şöyle yaptığım bölümü göstereyim sizlere. Bu şekilde bir görüntü oluyor. Tekrardan 3 tane zincir çektim. Tığımı doladım. Bakın hemen bir sonraki zincir aralığına bir tane fıstık yapıyorum. Kapattım. 1 2 3 4 5 6 tane zincir çektim. Bir sonraki zincir aralığına sabitliyorum. 1 2 3 zincir çekiyorum. Tepe kısmına bir fıtırcık yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 zincir çekiyorum. Bir sonraki zincir aralığına sabitliyorum. 1 2 3 zincirle tepe kısmına bir fıtırcık yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 zincir çekiyorum. Tığımı doladım. Bakın buradaki son zincir aralığıma ise bir tane fıstık yapıyorum. Ve kapat. 3 tane zincir çekiyorum. trabzanlarımı yine bir tane sağdan, bir tane soldan boş bırakarak orta kısma 2 tane trabzan yapıyorum. Evet. Bu sıramızı da bu şekilde devam edeceğiz. Bu sıramızı da bitirip tekrar gelelim. Evet hanımlar bu sıramızı da bu şekilde bitirdik. Görüntümüz bu şekilde. E, son iki sıramız kaldı. Hemen üç tane zincirimi çektim. Bakın ilk yapmış olduğum yine trabzan tepesine sabitledim. 1 tane sık iğne ile bir sonraki trabzana geçtim. 2 sık iğne ile de buradaki zincir arasını ortalamış oldum. Bir zincir çekiyorum ilmeğimi genişlettim. Bulunduğum yere 1 tane fıstık yapıyorum. Kapattım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane zincir çekiyorum. Bir sonraki zincir aralığına sabitledim. 1 2 3 tane zincir çekerek tepe kısmına pıtırcık oluşturuyorum. 1 2 3 4 5 6 tane zincir çektim. Bakın bir sonraki zincir arasına sabitledim. 3 tane zincirle tepe kısmına pıtırcık oluşturuyorum. 1 2 3 4 5 6 tane zincir bir sonraki zincir arasına sabitledim. 3 tane zincirli tepe kısmına bir pıtırcık oluşturdum. Tekrar 6 zincir tığımı doladım. Bakın buradaki e, fıstık e, trabzan arasına bir tane fıstık yapıyorum. Kapattım. 1 2 3 tane zincir çekiyorum yaptığımı doladım. Bir sonraki bakın trabzan, e, trabzanlarımın bir sonraki zincir aralığına da bir tane fıstık yapıyorum. Kapattım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane zincir çekiyorum. Bir sonraki zincir aralığına sabitledim. 3 zincir tepe kısmına pıtırcık oluşturuyorum. 6 zincir. Bir sonraki zincir aralığına sabitliyorum. 3 zincirle tepe kısmına pıtırcık oluşturuyorum. 6 zincir. Bakın bir sonraki zincir aralığına sabitliyorum. 3 tane zincir çekiyorum. Tepe kısmına pıtırcık oluşturuyorum. 6 tane zincir tığımı doladım. Bakın bu kısma bir tane fıstık yapıyorum. Kapattım 3 zincir. Tığımı doladım. Bir sonraki bölümüne ise yine bir tane fıstık yapıyorum. Bu sıramızı da bu şekilde gideceğiz. Şöyle bakın. Görüntümüz bu şekilde olacak. Daha sonra son sıramı gideceğim. Daha sonra lifimizi bitirmiş olacağız. Görüntümüz bu şekilde. Evet hanımlar bu sıramı da sonuna kadar getirdim. Bir tane sıramız kaldı. Bakın şöyle birleştirmesini de göstereyim. 3 tane zincir çektim. İlk yapmış olduğum fıstık tepesine sabitliyorum. Modelimi döndürdüm. Bakın bu şekilde. Tekrar buradaki zincir aralığıma iki tane sık iğne yaptım. Bir tane zincir çekiyorum. Modelimi tekrar döndürdüm. İlmeğimi genişletiyorum. Bulunduğum yere bir tane fıstık yapıyorum. Kapattım. 1 2 3 4 5 6 tane zincir çekiyorum. Bir sonraki zincir aralığıma sabitledim. 1 2 3 tane zincir çekiyorum. Tepe kısmına bir tane pıtırcık oluşturuyorum. 1 2 3 4 5 6 tane zincir çekiyorum. Bir sonraki zincir aralığıma geçtim. Tekrardan 3 zincirle tepe kısmına bir pıtırcık oluşturuyorum. Tekrar 6 zincir bir sonraki zincir aralığıma sabitledim. 3 zincirle tepe kısmına bir pıtırcık oluşturuyorum. 6 tane zincir bakın bir sonraki zincir aralığıma sabitliyorum. 3 tane zincir çekiyorum. Tepe kısmına kutucuk oluşturdum. Tekrar 6 tane zincir çektim, tığımı doladım. Bakın 2 fıstık arasındayım şu anda. Buraya bir tane fıstık yapıyorum. Kapattım. Yine 6 zincirle devam ediyorum. Evet bu şekilde son sıramızı da yapalım fıstık sayımızı da gördünüz. Bire düştü. Son sıramız zaten. Bu sırayı da bu şekilde yapalım. Daha sonra lifimizi bitirelim. Evet hanımlar lifimizin son kısmını da bitirdik. Gördüğünüz gibi muhteşem bir görüntüye sahip oldu. E, lifimiz çok kolay. 2 saat içerisinde bitirdik. Ve e, gördüğünüz gibi mükemmel bir görüntü. Bunu günlük kullanımlarınızda ve çeyizlerinizde çok rahatlıkla kullanabileceğiniz muhteşem bir Lif oldu. Evet beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın. Aşağı açıklamalar bölümüne Instagram sayfamın linkini de bırakacağım. Oradan da takip edebilirsiniz. Abone ol butonunun yanındaki zil tuşunu aktif hale getirdiğiniz takdirde videolarımı attığım anda haberdar olacaksınızdır. Bir dahaki videomda görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın, mutlu kalın, sevgiyle kalın ve benimle kalın.